Oyun Müzesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sohbet bülten tarzı bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapalım. GTA 4'ü GTA 5 ile karşılaştıracağız seninle. Evet. GTA 4'ün taraftarı benim. 5'in taraftarı ise sensin. Ben hazırım arkadaşlar. Ben de hazırım. Beni biliyorsunuz. Ben GTA 5'i savunacağım. Ben Mehmet de GTA 4'ü savunacağım. Elimde kanıtlar var. Celal'in de elinde kanıtlar benim var. De kanıtlarım var senin varsa. Artıları eksileri göreceğiz o zaman. Tamam. Şey, ben başlayalım. hazırım. Tamam. Şöyle. Sen kaç saat oynadın bu oyunu? Şimdi ben bu oyunu GTA bir 4'de. 58-60 saat oynadım bitirmek için. 60 saatte bitirdim. Artı şöyle 18 ya da 20 saat oynadım GTA 5'i. Evet, ben de GTA 4'ü şöyle söyleyeyim. 42, sanırsam 42-43 saat oynadım. Bunu ne zamandır oynuyorum? Bir senedir oynuyorum fakat fazla girmiyorum. Yani fazla giriş yapmıyorum oyuna. Fazla takılmıyorum. Öncelikle şöyle bir şeyden başlayalım. Sistem gereksinimlerini önce sen istersen say. Öncelikle gördüğünüz gibi bizim Kartlaşma. hazırladığımız şöyle bir şeyimiz var, Kanıtlarımız. kanıtlarımız. Öncelikle ben işletim sistemine mi başlayayım? İşletim sisteminden başlayalım. Windows 8.1 ve Windows 8'de bir de Windows 7'de çalışabilen bir oyun bu. Yani altlarında Evet. çalışmıyor. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. İşletim sistemi GTA 4'te XP, Windows XP tabii kalmadı. Pek bilmiyorum ama Windows 7, Windows Vista gerisinde de üstünde de çalışır tabii. 10'da, 8'de, Vista'da 8.1'de. ya da XP'de çalışıyor değil mi? Evet, onlar da Evet. çalışıyor. Artı 7'de de çalışıyor. Bunları bu kadar platformda, bu kadar işletim sisteminde çalıştırabilmeleri bence GTA 4 için bir avantaj. Yani oynayanlar için bir avantaj. Şimdi avantaj ama şöylelikle ben bir giriş yapayım. İşlemcinin RAM ne kadar istiyorum bir oyunu? İşlemci fazla çift çekirdek bir işlemci. Intel Pentium bile oluyor yani. Yani Ama daha iyisi de oluyor tabii. oyunun kalitesi düşük. O zaman kalitesi düşer tabii. Çekirdekten dolayı, ekran kartından dolayı kalitesi düşebilir. Kalitesi düşük bu oyun zaten. Düşük oluyor arkadaşlar. Oyun yani Düşebiliyorum. kalitesiz bu oyun. Gigabaytı falan her şeysi düşük olan bir düşük Yalnız oluyor. GTA 5'e biraz benzetebiliyorlar bu GTA 4'ü. Şöyle yapıyorlar. Bunun modları var. Modları eklediğin sürece GTA 5 gibi gerçekçi grafik verebiliyor. Şimdi herkes orijinal oyun yapar tabii. Mod yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız da var. Direkt indiriyorlar ya da direkt satın alıyorlar CD'den. Evet. Bunlar nasıl yapacak? Onlar da bundan faydalanamayacak. GTA 4'ün yani oynayabiliyorsa ultra seçeneklerini seçerek oynamaya çalışacak. Gerçekçi yapmaya çalışacak gibi olacak işte. Ekran kartı. Ben okuyayım önce. Ekran Ekran kartı. kartını NVIDIA arkadaşlar. GeForce Gigabyte serisinde 400, 500, 600, 700 serisi ve üstünde açıyor. GT serisinde, NVIDIA GT serisinde 8800, 8700, 9500, 9800 ve üstünde 1 GB ve üstü ekran kartlarında biti falan 128 bitlik bir ekran kartı ve üstünde açılabiliyor. açılıyor. Evet. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. GTA 5 öyleydi. GTA 4'te çok güzel bir şey sunmuş oyunculara. Oyuncu gerçi bilgisayar pek iyi çok iyidir bu oyuncunun bilgisayarı. Ama bilgisayarı kötü olup da GTA 4 oynamak isteyen kişi 512 MB bir ekran kartıyla oynayabiliyor. 64 bitlik 128'i var, 64'ü var, 256'sı var. Bunun 64'ünü de bile oynayabiliyor. Direkt 3D 10 uyumlu bir ekran kartı gerekiyor. Bu bence düşük bir şeyler. Düşük ayarlarda. Yine oynar. LoL'da oynar bu kişiler. Peki başka bir sorun var mı sabit disk alanında falan? Sabit disk alanı tabii ki GTA 4 fazla bir yer istemiyor. 18 GB boş alan istiyor. Kurulumuyla indirme aynı anda. O kadar bir oyuna zaten o kadar yeterli 18 GB yani düşük bir Yeterli oyun için ama yeterli. bence güzel sığdırmışlar diye Ama düşünüyorum. GTA 5 65 GB her şey var arkadaşlar şimdi bunun içinde. Her şey yapabiliyorsun. Ekstra yönlerine gelelim O şimdi. biraz orada sana hak
veririm de. Yine de ama 18 GB'a sığdırmaları çok güzel bir şey. Sence yani 65 GB'a sığdırılmış ama daha küçük yapılabilir. Ben onun için buna eksi puan veriyorum. GTA 5'ten puan kırıyorum. Puan üstünden değerlendiriyorum. 40 olabilirdi. Niye 40 olmamış mesela? 40 olabilirdi çünkü adamlar optimasyonu yapmışlar güzel ama sığdıramamışlardı. Her şey var şimdi. Her şeyi yapabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Mağara var, işte kamplar falan var, ne bileyim. Değişik değişik, şehir büyük tabi, harita bayağı büyük. Şimdi GTA 4'te haritanın bir ucundan bir ucuna ortalama bir 5 dakikada gidiliyorsa bunda 15 dakikada gidiliyor. Tabi haritasına bir şey diyemem. Haritası haritasından büyük, yani evet, şey diyor. Haritası büyük biraz. Bu arada arkadaşlar benim söylediğim GTA 4 Episodes Liberty City, From Liberty City modu, DLC'si daha doğrusu. GTA 4'ün kendisi değil. Ben onun bu şey olanlardan, renkli bir dünyası olan adam var böyle, zenci biri. O işte Liberty City'de. Girdiğinde zaten giriş sağda, ekranı geldi mi şöyle bir giriş ekranı olur. Rockçılar var solda. Biz sağda şöyle, yani bu tarafa bakalım. Sağda şey var, solda. Rockçı, motorcular var. Motorcular var ve var. O çok kalitesiz dediler yani, yorum yapmışlar. Bayağı kalitesiz bir oyun. Evet, o motor tarafı zaten iyi yapamamışlar, yedek olarak. Optimasyon sıfır diyorlar. Orada sıfır. Ekran kartınız çok iyi olsa bile kasabilir. Orada sorun yani yoktur. Şimdi gelelim grafiklere. Grafiklere. Ben de anlatayım önce. Sonra... Sen bir... Şimdi arkadaşlar... Bu oyunda grafik çok çok gerçekçi. Su kalitesi hele bayağı. Balık tutan adamlar mı dersin yani. Sonra gökyüzüne çıkıyorsun, onun üstünde atmosfer falan. Yukarıdan bakış, sonra bayağı yukarıya çıktığınızda akşam falan. Gecede ışık kalitesi falan. Çok güzel. Ama GTA 4'te öyle bir şey yok tabii. Karanlık bir ortam. Ama renkli bir ortam diyor, bakalım. Renkli bir ortamı şöyle bulabiliyorsunuz yani, gündüzleri çok renkli oluyor, çok aşırı renkli olmasa da gündüzleri renk veriyor, geceleri ise yani karanlık oluyor, içiniz bunalabiliyor GTA 4'te. Fakat ben buna rağmen GTA 4 yani fanlarına çok hak veriyorum yani, GTA 4'ü sevenlere ve GTA 5 oynamak isteyenlere, oynayamayanlara hak veriyorum. Çünkü yani GTA 5 çok aşırı bir şey istiyor. Aşırı optimizasyonu güzel. Tamam, optimizasyonu çok güzel. Grafikleri çok güzel ama aşırı yer istiyor. Aşırı RAM istiyor. İşletim sistemini XP'den yukarısını istiyor. Bunlar zor şeyler. Ekran kartını çok istiyor. Zor şeyler yani, herkes bulamayacak. Bunun içinde oynanması düşecek bir, satın alınması düşecek bir oyun. Ben öyle düşünüyorum. Seni bilmem. Şimdi bir de gerçekçiliğe gelirsek. Evet, gerçekçiliğe gelelim. Evet, o zaman sen önden anlat, sonra ben. Tamam, anlat. Bunun ardından gerçekçiliğe geldiğimizde şöyle bir konu açayım ben. Arabaların böyle yani arabalara olan etki, dış etkilerin arabaya verdiği zarar. Mesela nasıl oluyor şimdi? Aldım arabayı, bastım 100 ile gidiyorum GTA 5'te. Duvara bir girdim, önü sadece yamuldu. Önünde pek bir şey yok yani, yamuldu. Ama GTA 4'te aldığım bir arabayla 100 ile duvara girdiğinde, tabi hızını hesaplayamazsınız ama o hızda duvara girdiğinde adam uçar, araba patlar ya da araba yanar, öyle şeyler olur. Önü tüm gider, böyle yağmur aşağı düşer, tamponlar, her şey aşağı düşer. Öyle bir şey olur yani GTA 4'te. Şimdi yüzüne girmemişsindir sen GTA 5'te. Onu çünkü hesaplayamam, kilometre. GTA 5'te arkadaşlar şöyle bir şey var. 20 ile gidersen camın patlar, gerçekte olduğu gibi tamponun iner. 50 ile gidersen bayağı bir şöyle kaputtan ana taraf motordan göçer. 100 ile gidince de içinden uçarsın ve ölürsün. GTA 5'te de öyle işte. İçinden... Ama GTA 4'te kokpit olmadığı için, kokpit kamerası olmadığı için. Yani gerçekçiliği orada biraz kısıtlı olabilir ama yani kokpitin... GTA 5'te ama GTA 4'te 20 ile de gitsen eziliyor, 100 ile de gitsen aynı eziliyor. Çok yavaş da çarpsan yine aynı eziliyor. Ezilme hep aynı, hafif şöyle bir şey çizik falan oluyor, cam falan patlıyor. Şimdi, az yani, yüzde
Ben ona 10 üstünden 8 verdim. 4'e 8 verdim. 10 üstünden 8, yani bu yönüne sadece. Tamam, ben de bu yönüne GTA 5'te 10 üstünden fazla veremem ya. Bir 6 verdim, 7 verdim. Çünkü yani araba parçalanması biraz yani iyi değil gibi. Bilmiyorum, ben sevmedim. Herkesin fikri değişik olur. Ama biz burada fikirleri karşılaştırıyoruz. Ondan sonra şöyle şeylere bakalım. Çevresel faktörler. Şimdi çevresel faktörler deyince öncelikle ben bir başlayayım. Şimdi önce bir canlı konusuna gelelim. Hayvanlara bir girelim. İnek var, koyun var, yavrusu kuzu var, tavşan var, sinek var, kuş var, büyük kuş var, martı gibi, kartal var, ondan sonra domuz var, ondan sonra leopar var, saldırabiliyor size, geyik var, erkek geyik, dişi geyik, ayırabiliyor boynuzlu, boynuzsuz, ondan sonra köpekler var, cins cins, kedi var, ondan sonra balık var, girdiğinde köpek balığı bizi yiyebiliyor. Timsah var arkadaşlar. Timsah şimdi yok diyen arkadaşlarımız olabilir. Şuradan şöyle bir haritadan bir göstereyim benim gittiğim yere. Arkadaşlar bu nereye bakıyor? Şurada şöyle bir, şurada da gösterdiği gibi buradan dalışı yaparsanız burada çamurlu bir göl var. Orada timsah veyahut da biraz daha denize atılırsanız köpek balığı falan bulabilirsiniz buralarda. Köpek balığı timsah olduğunu ben bilmiyordum. Köpek balığını gördüm de timsah olduğunu hiç görmemiştim. O da var. Onu da ben de bilmiyordum daha doğrusu. Geçen gün rastladım. İşte bu kadar. Sana gel. Çevresel dedim. Başka faaliyet. Çevresel faktörlerde şu konuda GTA 5'e hak veririm. GTA 5 hem köylük kırsal alanı oyuna oturtmuş hem de şehirsel Los Santos'u oyuna oturtmuş. Bu alanda başarılı. Bu alanda çok hak veririm. Çünkü ikisinin birleştiği yer, böyle yüksek gökdelenlerin birleştiği, kumlarla birleştiği yer çok olmaz, nadiren rastlanır. Buna da çok güzel eklemişler, çok güzel yapmışlar, çevreyi düzeltmişler. GTA 4'te şöyle bir şey var. Kumsal hiçbir şey olmadığı için, öyle yerler, bağ bahçe olmadığı için sadece şehirde geziyorsunuz. Şehirde şöyle bir artısını göstereyim. Gittim, dükkanın üstünde kepenk var, kepenkin kenarı. Zıpladım, oradan tutundu. Sağa doğru ilerliyorsun, sola doğru ilerliyorsun ama binaya çıkamıyorsun. Ona ne diyeceksin? Bu GTA 5'te bunu çıkarmışlar. Şimdi, GTA 5'te kepenk var. Peki kepenkin üstünde, yani boş mu yoksa hala apartman var mı? Böyle bir kenar, kepenk. Sadece oradan şöyle, tutunmak için. Şöyle bir yer herhalde. Şöyle evet. Şuralar kepenk olsun. Şuralar da düzlük. Dükkan peki, veya herhangi bir yer. Duvara tırmanıyor. Üstü falan. Tutunuyor. Böyle duruyor. Sağa sola gidebiliyor. Sağa sola gidebiliyor GTA 5'te. GTA 4'te bu var. 4'te bu var. Evet. GTA 5'te. GTA 5'te bu yok. Onu eksik buldum ben. Şimdi GTA 4'te arkadaşlar dediği gibi böyle düz yerlere belki orada şeydir şöyle düzlüktü. Orada tutunmuştur ama böyle yerlerde direkt olarak çıkılabiliyor. Şöyle bir şey. Mesela oraya atladığın zaman sadece tutunuyor. Çıkabilecek mekan yok zaten. Şöyle bir iki karış mesafesinde bir duvar var. Oraya tutunuyor sadece böyle duruyor. İster sağa ister sola gidebiliyorsun. İstersen de çıkabiliyorsun. Çıkmıyor. Oraya çıkmaması var yani. Çıkmıyor. GTA 4'te çıkmıyor. Sadece tutunuyor. Şimdi çıkmıyormuş. Çıkmadığı için onu eklemişler. GTA 5'te çıkıyorsun ama eklemeyi unutmuşlardır ya veyahut da bilerek eklememişlerdir. Bence GTA 5'te çıkıyorsun. Sen şey diyorsun, gereksiz bir şey diyecektin. Şimdi gerekli ama yani çıkabilir. Denedin mi sen? O Victor'u da koyacağız denedim, altına. Denedim. GTA 5'te tutunmuyor dedin. GTA 5'te tutunmuyor evet. Bazı yerlere tutunuyor ama. Onu bilmiyordum, ben hiç bazı denememiştim. Yerlere. Bakın, şimdi GTA 4'te gidip de lunaparkta veyahut da bir yerde bir şey bulup oralara tırmanmaya çalışırsan tabi belirli bir yerlerde tırmanır. Her tarafta da yani tırmanacak diye bir şey yok. GTA 5'te de böyledir arkadaşlar. Öyledir. Peki şuna ne diyecektin? GTA 4'te ne var biliyor musunuz? İnternet kafe var, bar, market,
araba boyama mekanı. Bunlar var. GTA 5'te işte var ama internet kafe yok. Ekleseler çok güzel olurdu. Eklememiştir. Var ama yani bir market yok. Gidip çikolata, peki, cips alabileceğiniz bir market yok. Peki GTA 4'te bankaya falan girebiliyor musun? Banka soygunu yapabiliyor musun? Veyahut da soygun, bakkal falan soyabiliyor musun? Petrol ofisi olsun. Başka soygun yok. Ana kasaya girip soygun yapamıyorsun. Ama bankaya girip ATM'den falan para çekiyorsun. Öyle yerler açılıyor. Daha görevleri geçtikçe açılıyor. Şöyle de bir şey var. İşte GTA 5'te bir markete giriyorsun. Mesela internet kafeye girdin. Onun gibi bir yere girdin. Buldun diyelim. Ama yani şey olmadığından eminim. Oturup böyle bilgisayar oynayamayacağından eminim. PlayStation salonu olsa bile oturup oynayamayacağından eminim. Oynayamazsın. GTA 4'te bu var. 1 dolar veriyorsun. İşte ne kadar oturursan o kadar bir para veriyorsun. Bilgisayar başında. İnternete takılmak için. Onu eklememişler. Peki evlerde, evler konuşalım. Mesela bir oyuncusu var GTA 4'ün. Bunun 3 oyuncusu var. 3 karakteri var. Ailesi var, bir evi var. Evinde ama her şeyi yapabiliyorsun. PlayStation 3, laptop, masaüstü, televizyon ve artı büyük televizyonlar falan. Yapabiliyorsun böyle faaliyetler. Sonra arkada bahçede falan havuzda yüzebiliyorsun. Tenis oynayabiliyorsun. Dart tahtası asıp dart oynayabiliyorsun. Ve daha fazlası var. İçki falan içebiliyorsun mutfaktan oradan buradan. Buzdolabı açılmıyor tabii. Bu fikre kalmış bir şey. Sen mesela şeyi beğenirsin. Eğlence olsun, böyle hayat olsun. Sims gibi, Sims serisi gibi. Eğlence olsun, hayat olsun, böyle yüzelim, eğlenelim. Ama ben şunu düşünüyorum. Mafya 2 gibi, mafya oyunları gibi. Yani sadece bir hikaye üzerine kurulu savaşma, işte arabaları kaçırma, bir şeyler yapma. Bir çetelerle savaşma. GTA 4'te bu var. Hayat yok, hayat koymamışlar. Kızın olsun, işte şey, kızın olsun, karın olsun. İşte ailenden çocuğun olsun, onlar yok. Sadece bir tek... Hangisini olmasını istersin? Eğlenceli göre... dünya mı yoksa seride yani hep arka arka görevde ilerleyen bir dünya mı? Ben görevlere daha çok önem veririm. Gezerim de. Gezmeyi unutmam. Çok gezerim. Ama görevleri de yaparım yani. Oyunun amacı o. Görevleri yaparım. Peki arkadaşlar eğer videoyu izlediyseniz altına bir şöyle bir yapın yorumu. Yani kim seviyormuş eğlenceyi yoksa sadece görev mi yapmak? Faaliyet evet. Var mı yani? Faaliyet yok. GTA 4'te faaliyet o kadar var. Dışarıda var ama yani evinde... Avcılık bile var bu oyunda şimdi. Çiftçilik avcılığa var. Avcılığa ona hak veririm tabii. Ama yani... Araba çeşitliliğine gelelim. Hangi tür arabalar var? Hangi tür uçaklar var? Kaç çeşit savaş uçaklar, tanklar? Range Rover'ı bilirim. BMW'nin markasını değiştirmişler. BMW'yi koymuşlar işte. Ne bileyim Toyota var. Ya Toyota arabalar şimdi şöyle geçelim. Hava araçları, kara araçları diye. Hava, kara araçlarından kaç çeşit var? Tank var mı? ATV var mı? Tankı gördüm evet, tank var. Sonra şey, örümcek var mı? Örümcek yok. Sonra Monster var mı? Monster Truck. Peki onlar yok, onlarda, onlardan rastlamadım ya. Motor çeşitliliği ne kadar? Motor çeşitliliği GTA 5'e göre biraz daha iyi GTA 4. Niye diyorsanız kaç çeşit var? Off-road'ından tut da rock motoruna kadar bisikleti yok, bisiklet yok. Bisiklet yok. Ona da o zaman puanlandırma. Off-road var mesela, dağ motoru. Roket var, bildiğiniz şu yani yuvarlak farlı motorlarda. Bir de böyle şey yarış motorları var. NGR900 diye geçen San Andreas'tan kalma motorlar arkadaşlar, eski. Evet, 600 Kaplan diye bilirsiniz GTA Türk'te GTA 900-600 serisi var onların tabi. Evet. Peki hava araçlarından neler var? Hava araçlarından ben sadece ve sadece bir helikoptere rastladım. Siyah bir helikopter. Altında taretleri var, silahları var. Ha, görevin içinde bir gemiyi patlatmıştım. O da ikinci helikopterimiz, Sinek adlı helikopter. Kaç çeşit helikopter var? İki çeşit gördüm şimdiye kadar. Daha var mı bilmiyorum. Şimdi bir savaş helikopteri var, bir kargo helikopteri var ve bir normal helikopter var. Sonra özel jetler var. Normal insan şey taşıyan uçaklardan var. Kargo uçakları var. Zeplin var. Bundan sonra daha sonra bu oyunda hava araçları demişken
uzay mekiğe falan da gidebiliyorsun, dönen daireye falan. Bayağı işte onun yerleri falan var haritadan. Bu şöyle bir haritadan işte biliyorum, yerleri falan büyük, var. Bayağı büyük haritası. Motorlardan çok normal motor var, cross var, ATV var. Ondan sonra yarış motoru var. İşte Mehmet'in dediği gibi o Rosket'ten var. Doğru, ben ATV'yi bisiklet görmedim. Var, yarış bisikleti var, normal bisiklet var, küçük bisiklet var. Onlar i̇şte, güzelmiş. İşte sahilde falan dükkanlar var, market dükkanı. Ondan sonra bir de şöyle bir sistem var. Bu sistem GTA 4'te yok. San Andreas'te olan bir sistem. Giyim mağazası sistem arkadaşlar. En düşük, ucuz yani, orta yollu, biraz pahalı ve en üst seviye. Çok pahalı. GTA 4, GTA San Andreas'te de vardı bu. Bazı yerlerde iyi mağaza, bazı yerlerde kötü mağaza. GTA 5'te de bu var arkadaşlar. Başka ben ona ne diyebilirim? GTA 4'te mağaza yok ama sana ayağına getirmiş. Elinde 5 adet giysi var galiba ama o kadar çok çeşitlilik yok. Yüksek, düşük. 5 adet giysim var. Spor giysiler, takım elbise, işte iş için çalışma işçi elbisesi, öyle elbiseler var tabi ama GTA 5 kadar çeşitli değil. Kıyafet dedin, mağazalar falan yok. Mağaza yok, göremedim şimdiye kadar, mağaza göremedim. Alışveriş yapamıyorsun yani girip. Alışveriş yapılmıyor, evet. Peki o zaman avcılık diye de bir şey yok o zaman. Avcılık yok tabi, avcılık olacak. Arazi var mı peki? Arazi çok, GTA 4'te yok. Tamam. Bu puanlamayı o zaman bir yap bakayım şöyle kısaca. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Yorumlara GTA 4'e kaç puan verdiğinizi 13 üzerinden, GTA 4'e 10'da 6, 10'da 7 mesela, GTA 5'e kaç verdiğinizi 10 üzerinden ikisini birlikte yazarsanız seviniriz. Kim daha çok, yani GTA 5'e çok puan verilirse Celal kazanacak. GTA 4'e çok puan verilirse ben kazanacağım. Bu tartışmanın sonucunu getirmiş olacağız. Son olarak şöyle bir şey ekleyeceğim. Hava kalitesi. Hava kalitesi, gece gündüz oluşum. Şimdi, öncelikle ben bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar saat 8. Güneş doğmuş, hava bayağı bir aydınlık. Evden şöyle bir camdan bakıyorsun, önünde havuz. Los Santos'a doğru, Franklin'in evinde. Hafif şöyle bir geziyorsun, öğlen vakti oluyor. Biraz daha şöyle aydınlık, hafif şöyle gidiyor. Sonra ilk saat 5-6 akşama doğru yaklaşıyor. Hafif güneş batar gibi oluyor. Dağlara falan gittiğinde gün batımı gibi renkler falan oluşuyor. Sonra güneşi izleyin arkadaşlar. Güneş gerçek dünyada olduğu gibi hafif batıyor. Sonra hafiften hemen kararıyor ve işte saat 11-12'ye kadar. 12'den sonra da bir zifir karanlık çöküyor. O da saat tabii 5-6'ya kadar hafif. Saatleri şöyle açıklayayım mı sana? GTA 5'teki hava kararına çok acayip saçma. Ya 5'te hava nasıl mı? Nasıl saçma şimdi? Ben şimdi anlattım. Tamam, 5'te hava mı kararır? Saat bak, 5'te ben onu mesela söyledim. 5'te... Yok, 5'te ya, karardığını tespit ettim ben. Şimdi saat 5'te hava kararır. Demek ki... Yani şimdi biz Türkiye'deyiz. Bizde böyle. Demek ki orada öyle. Adamları yapmışlar. Oralarda olabilir. Zaten onlara fazla GTA 4'te önem verilmiyor. Niye peki? Sabah vakti simsiyah hava, kapkaranlık, güneş falan görünmüyor. Güneş GTA 4'te hava 7'de aydınlanmaya başlıyor. Yavaş yavaş böyle fazla yüzünü göstermeden yavaş yavaş aydınlanıyor. Birden ışığı da vermiyor GTA 5 gibi. Sanki insana güzel, oyunu güzel göstermek için birden böyle güneşi veriyor GTA 5. Aa, oyun böyle güzel, çok güneş var. Çok aydınlık, her şeyi yaparım, gündüz gözüyle bisiklete binerim, şunu yaparım. Bunlar var. GTA 4'te bu yok. Gerçekçi bir modu var. Yavaş yavaş açıyor güneş. Açtıktan sonra bayağı bir devam ediyor böyle güneşli. GTA 5 kadar güneş fiziği güzel olmasa da, gösterişli olmasa da. Yani böyle ışık var, gündüz var. Saat 7-7.30 gibi de hava kararıyor GTA 4'te. Peki. Saat 7'de aydınlanıyor dedi. Saat ne zaman batıyor? Ne zaman batıyor? Saat işte 7'de aydınlanıyor, geri 7.30 gibi batıyor. Aynı saat sistemi var bunda ama kaç dakikada oluyor o?
Kaç saattir maç? Yaklaşık bir saat oynadım ben. Sabah başladım, akşama şimdi kadar. Şimdi bir saat değil. Hemen 15 dakikada, 20 dakikada hemen karar verir. Ben mesela bir görev yapmaya kalktım. Görevi yapana kadar gece oldu. GTA 5'te nasılsa vakit var diyorum. Oyalanarak yapıyorum. Sonra akşama falan. Ha, öyle bir daha şey akşam var. Olmuyor. Sonra bir görev daha yapıyorum. Normalde de öyle zaten. Hemen 15-20 dakikada olmaz. GTA 5'te 1,5-2 saattir kararıyor hava. GTA 4'te otomatik kayıt sistemi var. Kapatmadıysanız görevi yaptıktan sonra kaydediyor. Kaydettiği sürece de ertesi günü geçiriyor. Yani gün geçiriyor. Saati birden kendiliğinden atıyor. Ve geceye denk gelebiliyorsun ara sıra. Öyle oluyor. GTA 5'te geceye gelebiliyorsun. Ben hiç görmedim öyle. GTA 5'te değil, GTA 4'te. GTA 4'te. GTA 5'te direkt arkadaşlar kaldığın yerden oradan devam ediyor ama GTA 4'te öyleymiş. Şöyle bir şey var mı? Yatağa yatma var mıydı GTA 5'te? GTA 5'te yatağa yatma var. Zaten yatır, uyuyabiliyorsun. Ha doğru, vardı evet. Çünkü zaten kalkıyor, yatıyor Michael yanına yaklaşınca ama yanına yaklaşınca değil bakın. Şimdi yatağın bir ucundan mı yatmaya başlarsın yoksa öbür ucundan mı? GTA 4'te hemen şöyle yaklaşıyorsun. Bir taraftan işliyor. Ta kapının ağzından işliyor. F tuşuna bas, bilmem E tuşuna, hangi tuşsa. Ben oynamadım. Ama GTA 5'te şöyle yatağa yaklaşırsın ya da öbür ucuna yatağın. Her tarafını algılar. Ama biraz uzaklaşınca algılamaz. Biraz uzaklaşınca ne varsa, televizyon varsa, işte dolap varsa onların dibine yaklaşınca. GTA 4'te hemen algılıyor mesela. Ben şuradayım, adam şurada, silah almak istiyorsun. Hemen tuş çıkıyor sol köşede ya da sağ köşede neredeyse. Ne düşünüyorsun? O ben bana göre gerçekçiliği azaltıyor GTA 4'te ama yani 2 saat yanına gidip aman şuradan alacağım, şu köşeye gidince işliyor, şuradan işliyor. Böyle uğraşmıyorsun. E'ye basıyorsun, F'ye basıyorsun, alıyorsun. Bu güzel bir şey. Bence güzel bir şey. Gerçekçiliği... Şimdi nasıl yani bir mağazaya gittin. Mesela ne almak istiyorsun? Pantolon ama ceketin yanına yaklaştın, E'ye bastın. Evet öyle oluyor. Niye öyle? Peki. Neden ya? Yani? Orada olmuyor tabii. Ben ona 10 üstünden 5 verdim. Mağaza sistemini, GTA 4'te koymadıkları için öyle bir şey de ya, yok. Ya yani mağaza sen dedin hemen öyle giyiyor falan diye. Ben yatmayı diyorum. Mesela o GTA 4'te oynama var. Hemen kendi şöyle dolabına... çıkarken adam sağ tarafta bir televizyon gibi, PlayStation gibi bir şey var. Onun hemen yanına yaklaşmadan algılıyor. GTA 5'te televizyon GTA var mıydı? Vardı. Dev ekran, Michael'ın evinde bir televizyon var. Oturup kanal değiştirebiliyorsun. O güzel bir şey. Kendi mekanında, kendi adamların bu motorlu bölümde, karanlık bölümde yani rockçıların bölümünde kendi mekanımda evin bir odanın içinde, oda yani ev. Sadece iyi günler, iyi oyunlar. Oyunsuz kalmayın.